Merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bugün sizlere Kur'an-ı Kerim'in içeriğinden haberimiz olmasa başımıza neler gelir bu konuyu anlatmaya çalışacağım. İlk önce isimlerden başlamak istiyorum. Bugün Türkiye'de binlerce İrem isminde kızlarımız var. İrem ismini koyuyoruz Ne ama anlama geldiğini %99'umuz bilmiyor. İrem ismi Kur'an-ı Kerim'de helak edilen bir kavmin ismidir. Buyurun size Kur'an ayetleriyle okuyorum. Fecr suresi 6. ayet. Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? 7 ve 8. ayet. Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem'e. 9. ayet. Vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a. Kazıklı Firavun'a. 11. ayet. İşte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. Oralarda durmadan fesat çıkardılar. 12. ayet. Buyurun helak edilen bir kavmin ismini biz bugün kızlarımıza veriyoruz. Türkiye'de binlerce İrem isminde kız var. Azer ismini koyuyoruz. Hazreti İbrahim'in babasının ismi. Hatta bugün Elazığ Sivrice'de Azer Baba türbesi var. Günde yüzlerce insan onu ziyaret ediyor mübarek birisi diye. Buyurun bakalım Allah Kur'an ayetinde Azer'e ne diyor? Tevbe suresi 114. ayet. İbrahim'in babası için bağışlanma dilemesi yalnızca ona verdiği bir söz dolayısıylaydı. Kendisine onun gerçekten Allah'a düşman olduğu açıklanınca ondan uzaklaştı. Doğrusu İbrahim çok duygulu, yumuşak huyluydu. Yani burada Hazreti İbrahim'in babasının müşrik olduğu, Allah'a düşman olduğu çok açık. Biz onun ismini koyuyoruz, bir de türbesini ziyaret ediyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de iyi insanlardan da bahis vardır, kötü insanlardan da bahis vardır. Kur'an'da geçen her ismi koyacak olursak en çok ismi geçen insan Firavun ve Veziri Haman'dır. Bunların ismini mi koyacağız? Bunların sonunun ne olduğunu Kur'an-ı Kerim bize söylüyor. En çok ismi geçen insanlardan biri de Karun. Karun hakkında Allah onu hazineleriyle birlikte yerin dibine gömdük der. Kur'an'da Samiri ismi de geçer. Samiri Hazreti Musa'nın kavmini saptırıp buzağı heykeli yapıp ona taptıran insandır. Ebu Leheb'in ismi geçer. Hatta Tebbet suresi ona inmiştir. Ebu Leheb aynı zamanda Peygamberimizin amcasıdır. Ama Allah onun ateşte olduğunu söylüyor. Yani Kur'an'ın içeriğinden haberimiz olmazsa yanlış şeyler yaparız böyle. Tabii ki benim ismini sayamadıklarım, bilmediklerim de var bunların içinde. Şimdi bir de İslam dünyasında ve Türkiye'de onlarca cemaat, onlarca mezhep var. Bir de bu olaya Kur'an penceresinden bakalım. En'am suresi 159. ayette Allah şöyle buyuruyor. Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlarla senin hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir. İslam dünyasına bir bakalım. Bugün Irak'ta, Suriye'de mezhep yüzünden insanlar birbirinin camisini bombalıyor, onlarca insanı katlediyor. Bu akıl alacak bir şey midir? Müslüman Müslümana bunu nasıl yapabilir? Hatta Hristiyana da yapamazsın sana zararı yoksa bunun. Bir de Türkiye'ye bakalım. Din adamları, onlarca cemaat Bu var. cemaatlerin hangisini de sorsanız en doğru kendisidir. Din adamları hepsi birbirinin aleyhinde birbirine iftiralar, sapıklıkla suçlamalar. Halbuki İslam da bir tane, Kur'an da bir tane. Bizim Kur'an'dan haberimiz olsaydı bunları yapmazdık. Zamanında Hristiyanlar bunu çok yaptılar. Birbirlerine çok büyük katliamlar da yaptılar. Ama şimdi Hristiyan dünyasına bir bakın bakalım. Bir tane din adamı diğerinin hakkında iftira atıyor mu? Aleyhinde konuşuyor mu? Hristiyanlar en son 2. Dünya Savaşı'nda bütün hesaplarını birbirleriyle kapattı. Herkes işine bakıyor, memleketinin davasına bakıyor. Bizler ne yaptık? Allah Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayette hiç akıl edip düşünmez misiniz? Allah akıl etmeyenlerin üstüne pislikler yağdırır dediği halde biz akla düşmanlık yapıyoruz. Bugün din adamı kılığında ortalıkta dolaşıp akılla dinin çeliştiği insanlara itibar edip onların anlattığı masallarla kendi kendimizi avutuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayette bilime yönlendirme varken bizim bilimden hiç nasibimiz yok. Dünyaya verdiğimiz artı bir değer yok. Adamların ilaçları olmasa, verdiği bir şeker ilacı olmasa hepimiz geberip gideceğiz. Bugün dünyada bir Müslümanın adına bir tane ağrı kesici bile yok.
Adamların ilaçları olmasa bizim halimiz harap. Adamların teknolojisinden sonuna kadar yararlanıp adamlara etmediğimiz küfür yok. Mesela şu YouTube'da ben yayın yapıyorum. Adamlara hakaret de edebiliyoruz, küfür de edebiliyoruz. Adamlar hiçbir şey yapmıyor. Bu imkan bizim elimizde olsa o adamlara bunu yaptırır mıydık acaba? Bizler masal anlatan, yalan söyleyen insanlara itibar edip gerçekten Kur'an'dan bahseden insanlara da neredeyse sapık yaftası vuruyoruz. Kur'an-ı Kerim'in içinde 1450 yıldır olan ayetleri okuyan adama bizler sapık diyoruz. Ben kendim de elimden geldiğince ayetlerle konuşmaya çalışıyorum. Bu ayetleri biz Kur'an'ın içine sokmadık. 1450 yıldır bu ayetler Kur'an-ı Kerim'in içinde duruyor. Ama bu itibar görmüyor. Yalan söyleyen, masal anlatan insanlar itibar görüyor. Burada suçlanacak olan birincisi kaç yüzyıldır bu ayetleri sizden saklayan insanlar. İkincisi kaç yüzyıldır bu Kur'an'ı merak edip de okumayan sizlersiniz. Darılmaca yok. Mesela şu ayeti hiç okudular mı size? Nur suresi 47. ayet. Bir de Allah'a ve Resulüne inandık ve itaat ettik diyorlar da sonra bunun arkasından yan çiziyorlar. Bunlar mümin değillerdir. Bu ayetin anlamı ne demektir? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Yani bu ayeti söylediniz, onun arkasından da Allah'ın yasakladığı birçok şeyi yaptınız. Allah sizin mümin olmadığınızı söylüyor. Yani yalan söylediniz, rüşvet verdiniz, merhametsizlik yaptınız, kibirlilik yaptınız. Bunların hep yani sözün kısası Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yasakladığı birçok şeyi Müslümanlar yaptı, yapmaya da devam ediyoruz. Kendim de dahil kendimi burada ayırmıyorum. Dost acı söyler diye bizim bir atasözümüz var. Kur'an-ı Kerim'de Allah çok sert ifadeler kullanır. Biz şimdi sizlere yumuşak söylesek size dostluk etmiş olmayız. Siz şöyle cicisiniz, böyle güzelsiniz diyen masalcılar gibi biz de yaparsak biz sizin dostunuz olmayız. Peki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ne aldık? Sarığını, cübbesini, Arapçasını, sakal-ı şerifini, hırka-ı şerifini aldık. Peygamberimizin o eşsiz imanını, merhametini, işi ehline vermesini, tevazusunu, hatta düşmanına bile sonsuz merhamet edişini, Kabe'yi aldığında bir tane kan akıtmadı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün insanlar mürtet diye insanları çatır çatır öldürüyor. Peygamberimiz kimi zorla Müslüman etmiş? Kur'an-ı Kerim'de Allah helak edilen kavimlerin kıssalarını anlatır. Bunlar masal olsun diye anlatılmış hikayeler değildir. Bizler de aynı hataya düşmeyelim diye Allah burada bizleri uyarıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Süleyman peygamberin kıssasında cinlerin gaybı bilemeyeceğini çok açık bir şekilde söylüyor. Bugün İslam dünyasında ve Türkiye'de cinci hocalar hem paraları götürüyor hem de milletin karılarına kızlarına neler yapıyor neler. Yani Kur'an-ı Kerim'in içeriğinden haberimiz olmasa böyle dünyaya kepaze oluruz. Dışarıda düşman aramaya gerek yok. Yok Amerika, Hristiyanlar, dış güçler. Biz birbirimize düşman olarak yeteriz. Kendimize düşman olarak yeteriz. Kur'an'ın içeriğinden haberimiz olmadığı sürece. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın.